anlatabildim. Sıkıntı yok yani de. Seneye inşallah bakacağız ne yapacağımıza. Hocam saat 9, isterseniz başlayalım. Haydi başlat bakalım. Tamam. Öncelikle arkadaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Serimizin 6. videosunda konuğumuz Doçent Doktor Mehmet Ali Erdem. Kendisi bize anestezideki başarının klinik başarıya yansımasını paylaşacak. Yayın şu şekilde ilerleyecek. Ben hocamıza sorular yönelteceğim. Hocamız da sorulara uygun cevapları, uygun slaytlarla vesaire kendisi nasıl isterse cevaplayacak soruları. Siz de eğer sormak istediğiniz bir soru olursa aşağıda soru butonundan sorabilirsiniz. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Hocam sözü size bırakayım. İsterseniz soruyla başlayalım. Siz kendinizi tanıtın diye Tamam. Ben de düşünüyorum. bir giriş yapayım. Furkan, teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenci kardeşlerimiz, sevgili meslektaşlarımız. Zor günler geçiriyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlığınız yerindedir, aileniz iyidir, ailenizde herhangi bir sıkıntı yoktur. Çok değişik bir süreç yaşıyoruz. Hiç yaşamadığımız, ilk defa deneyimlediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Buna bağlı olarak hepimiz işini gücünü ona göre adapte etmeye çalışıyor. Veya evde kalıyoruz, ailemizi ona göre adapte etmeye çalışıyoruz. Akademik olarak da biz derslerimizi ona göre adapte ediyoruz. Farklı bir süreç olduğu için biz de ilk defa yaşıyoruz. İşte diş hekimleri odaları da, meslek odaları da bu gibi toplantıları artık zaten İstanbul Diş Hekimleri Odası oldukça aktif eğitim yönünde. Mezuniyet sonrası eğitimler olsun, çeşitli sempozyumlar, kongrelerle bu eğitim yönünü her zaman yüksek tutmaktaydı. Bunu online'a taşıyarak artık daha da hız vermiş durumda. Biz bu sunumu aslında dental anestezi ile ilgili sunumu yapabilseydik 4 Nisan'da bir kongrede yapacaktık. Öğrenci kolunun, İstanbul Diş Hekimler Odası'nın öğrenci kolunun hazırlamayı organize ettiği bir öğrenci kongresi yapacaktık. Oraya da beni davet etmişlerdi. Çok teşekkür ediyorum tekrar davet, nazik davetlerini ötürü. Ama süreçten dolayı o kongreyi iptal ettik. Ama sanırım kongredeki bütün konuşmacılar online olarak sunumlarını burada da gerçekleştiriyor. Sizlerle buluşturabiliyor. O konuda da bir eksiğiniz kalmayacak diye düşünüyorum. Normalde biz kongrede olsaydı bunu bir sunum gibi yapacaktık. Tabii ki bir oturum şeklinde olacaktı. Ama şimdi gelen talepler doğrultusunda da soru cevap şeklinde daha uygun olacağını düşündü sevgili düzenleyen arkadaşlar. O şekilde ilerleyecek bundan sonraki sunumumuzda. Ben İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ağız diş çene cerrahisinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Mehmet Ali Erdem ismim. Furkan'ın da söylediği gibi. Üçüncü sınıf öğrencilere dental anestezi anlatmaktayım uzunca bir süredir. Özellikle de ilgi alanım yine dental anesteziler. Özellikle de teknikleri konusunda senelerdir hem öğrencilerimle paylaşıyorum bilgilerimi hem de mezuniyet sonrası değerli meslektaşlarımla bilgilerini güncellemeye çalışıyorum her zaman. Peki Furkan, hadi başlayalım. Çok fazla bekletmeden bizi dinleyenleri. Çok sağ olun hocam. Tekrardan ben katıldığınız için, bizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Evet, benim için. İlk sorumu şu şekilde yöneltebilirim. Hadi bekle. Etkili anesteziyi sağlamadaki püf noktalar nelerdir? Bu benim sunumumun tamamı zaten. Bugünü tek soruyu, bu geceyi tek soruyla bitirebiliriz. Etkili anestezi gün geçtikçe bizim mesleğimizde önem kazanmakta. 20 yıl önce ben bu mesleğe başladım, 2000 mezunuyum. O zamanki hasta profiliyle şimdiki hasta profili çok değişken. O zamanki hastaların beklentisiyle günümüz hastaların beklentisi çok farklı, çok büyük talepler içinde geliyor hastalar koltuğumuza. Ve yaptığımız tedavinin her aşamasında en üst seviye başarıyı bekleyen bir hasta. Tabii ki bizim görevimiz bu ama hastanın da beklentisi her zaman için çok yüksek. Bu nedenle de biz yaptığımız her tedavide en üst seviyeyi yakalanmayı devamlı hedef
etmeliyiz. Hedefimiz bu olmalı. Dolgu yapıyorsak da, diş çekimi yapıyorsak da, ameliyat yapıyorsak, ne yaparsak yapalım, hep en üstünü yapıp hedeflemeliyiz ki zaten hastamız bizden bunu istiyor. Hasta memnuniyeti buna çok bağlı hale geldi. Bununla ilgili olarak da tabii ki anesteziler de önemli. Eskiden biz anestezi yapardık, hastanın canı yanmış yanmamış fark etmez. Önemli olan bizim için anesteziden sonra yapacağımız işte. O anestezden sonra yaptığımız işte ne kadar başarılı, işte yaptığımız ne kadar önemli, ne kadar uzun ömürlü olacak. Yaparken canı yanacak mı? Yaptıktan sonra, o işlemi yaptıktan sonra hastanın canı yanacak mı? Bu ön plandaydı. Ama artık hastalar o koltuğa oturur oturmaz rahat olmak istiyor. Anestezi yap, anestezi anında da canının yanmamasını istiyor. Doğal olarak bunu istiyor. O zaman bizim de tekniklerimiz, bilgimiz ve güncel teknolojik gelişmeleri kullanarak hastaların bu beklentisine en iyi şekilde cevap vermeliyiz. İşte başarılı anestezi dediğin zaman çok büyük bir kapsamı işin içine giriyoruz. Başarılı anestezide şurada ben sunumama da döneyim. Oradan da şöyle devam edeyim. Videolarını da şöyle görürsün. Şimdi başarıyı iki şekilde anestezi uygulamalarında başarılı ya iki şekilde tanımlayabilirim. Bir asgari başarı nedir? Anestezinin tutması. Anesteziyi yaptık. İlgili alan uyuştu mu uyuşmadı mı? Zaten işlemden önce bunu kontrol ediyoruz. Buna bakıyoruz. Dokunuyoruz. Oraya basınç uyguluyoruz. Uyuşup uyuşmadığına bakıyoruz. Bu asgari başarı. Tamam, anestezi yaptık, oldu. Bir de azami başarı var. İşte günümüz hastasının bizden beklediği esas durum bu. Nedir azami başarı? Hem ağrısız anestezi yapacağız, yani anesteziyi ağrısız yapacağız, hem de yaptığımız anestezi sonrası ağrısız bir çalışma ortamı ortaya çıkartmamız gerekiyor. İşlemi de ağrısız yapacağız ve sonrasında da hasta herhangi bir sıkıntı yaşamadan bizim koltuğumuzda kalkmalı. Başarının püf noktası işte bu iki durumu birleştirmek. Anesteziyi yaparken hem ağrısız olacak hem de etkili olacak. Peki ağrısız anesteziyi nasıl yapmak gerekiyor? En önemli püf noktalarından biri. Hani denir ya, eli hafif hekim. Derslerde de hep size anlatıyorum. Hekimin elinin hafif olması, işte çok rahattım koltuğa otur. İğneyi yaparken bile canımı yakmadı der hasta genellikle. İşte o ilk baştaki etkileşim, ilk baştaki sizin yaptığınız tedavinin sonunun nasıl olacağı hakkında da hastaya bilgi verdiği için hastanın rahatlamasını sağlar. Ağrısız anestezi yapmak. Ağrısız anestezisini yapmanın birçok basamağı var. Yine derslerimde bir dersi sırf bunu anlatırım. Bütün anestezi tekniklerini hangisini uygularsanız uygulayın, hepsinde ortak dikkat edilmesi gereken hususlar. İşte elin dinlendirilmesi, mümkün olduğu yavaş hareketlerde bulunulması, anestezik solüsyonu mümkün olduğunca oda sıcaklığında yavaş zerk edilmesi gibi ufak ince detaylar. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman başarılı ağrısız bir anestezi yapıyorsunuz. Başarılı anestezi, tamam, anesteziyi ağrısız yaptık. Artık başarılı mı? Yani ne kadar derin anestezi sağlamamız bizim bir anatomi bilgimize bağlı. İki seçtiğimiz malzemeye, kullandığımız anestezi yaparken kullandığımız malzemeye bağlı. Üç, bizim o teknikte ne kadar deneyim sahibi olduğumuza bağlı. Bunların hepsini harmanladığınız zaman işlemin başarısı da ortaya çıkmakta. Yani bu ağrı konusunda, yani anestezi yaparken oluşacak ağrı konusunda da en uygun bana rehber klinik tablo, hastanın gözünü takip ederim ben. Anestezi altta, üstteki video aynı. Bakayım şöyle yaptığım zaman, evet çok güzel. İkisini aynı anda görebiliyorsunuz. Anestezi yaptığım zaman bir gözüm hem operasyon sahasında anestezi yaptığım zaman, diğer gözüm hastanın gözünde olur. Genellikle hasta canı yandığı zaman gözünü kırpar ve uzun süre gözünü kapalı tutar. Şimdi olduğu gibi bakın. Burada canını yaktım aslında. Ne yapmış olabilirim? Ya periosta dokundum, ya anestezik solüsyonumu hızlı zerk ettim, hastanın canını yaktım. Benim hedefim hastanın bu göz kapanıklık süresi uzamadan bu işlemi tamamlamak. Mesleğimiz çok zorlu bir meslek. Bir şey yapıyorsunuz, onun etkisini anında görüyorsunuz ve bunu da takip etmeniz gerekiyor. Bu göz belirtisi oldukça benim işime yarar. Hasta baktım canı yanıyor. Anestezi inemi birazcık geri çekerim. Veya anestezik solüsyonu birazcık daha yavaş zerk etmeye çalışırım. Bu şekilde hastayı rahatlatmaya çalışırım. Başka başarılı anestezinin püf noktası
teknikleri sıralamam gerekiyor. Yani klinik tablolarda dikkat edilmesi gereken hangi klinik tabloda hangi anestezi seçmek önemli. Bunu biliyor olmak ve bu şekilde hastanın başına oturmak önemli işin açıkçası. Hangi durumda hangi anestezi tekniğini kullanmayı da biliyor olmamız gerekiyor. Literatür der ki tamam anestezi teknik en sık kullandığınız anestezi tekniklerini bilin. Ve tamam onları kullanmaya devam edin. Ama bir diş hekimi olarak göreviniz bütün anestezi tekniklerini bilmek ve uygulayabiliyor o da olmak. Neyi kastediyorum? İnfektif anestezi hepimiz çok iyi biliyoruz, uygulayabiliyor o gerçekten de etkili bir anestezi, inflatif anestezi teknikleri. Ama bunun yanında buna mandibül anestezi de ilave ediyorum. Direkt ve indirekt teknikleri. Bunları zaten biliyoruz ama bunların yanında alternatif teknikle tüber anestezisini de çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Mandibül anestezinin diğer versiyonları, vazirani, akinozi, boges tekniklerini de çok iyi biliyor olmak gerekiyor. Ki bir anestezi tekniğiyle zorlandığımız zaman hemen bir üst seviyesine geçelim ve hastada ağrısız anesteziyi yakalayalım. Bu slide neden var? Bu slide hastanın koltuğumuza oturan hasta ne kadar rahatsa bizimle etkileşimi o kadar iyi, o kadar olumlu oluyor ve hissettiği ağrı özellikle anestezi uygulaması sırasında hissettiği ağrının o kadar az olduğunu gösteren bir çalışmaları derledim burada. Bu gerçekten çok önemli. Başarılı bir anestezinin yine püf noktalarından biri hastayı rahatlatmak. Hasta rahatladığı zaman ağrısı da azalıyor. Daha devam edeyim mi bu soruyla ilgili yoksa diğer sorularınla? Hocam aslında şöyle bir soru soracaktım size. Anesteziden korkan hastaya nasıl yaklaşmalıyız? Hastaların korkusunu nasıl azaltabiliriz? Siz de hani hastayı rahatlatmak dediniz. İsterseniz bunun için neler yapabiliriz? Tamam. Yani hasta nasıl rahatlatılır? Bu çok önemli. Yani bizim işimizin en önemli kısımlarından biri koltuğa oturan hastanın rahatlaması. Hasta neden korkar? Bir, duyduklarından korkar. O işlemi nasıl yapılacağını bilmiyordur ama çevresindeki faktör insanlardan duymuştur. Eşinden, dostundan, komşusundan. Anestezinin ağrılı bir şey olduğunu. Veya doğal olarak bir iğne gördüğü zaman hasta korkar veya kazanılmış tecrübelerinden hasta korkar. Bu iki nedenle korkarak oturur koltuğumuza. Bu durumda hastanın rahatlatılması bir kere bizim işlemimizi az önce bahsettim. Çok kolaylaştıracak. Nasıl rahatlatırsınız hastayı? Bir kere konuşarak. Hastayla her zaman için iletişim halinde olunması gerekmekte. Bu hastayı karşıladığınız klinik ortamda hastayı karşıladığınız ortamdan tutun da koltuğa oturtuncaya kadar geçen süreyi de içeren bir periyot. Hastayı güzel karşılamanız, ilk başta mümkün olduğunca işlem dışı konulardan konuşmak, çok fazla hastanın dikkatini, hadi konumuz anestezi, anesteziye dikkatini oraya vermesini engellemek, konuyu biraz daha dağıtmak, işte anestezi hakkında bilgi verilmesi gerekiyorsa bu bilgileri hastaya müdahale edeceğiniz odada değil de farklı bir odada anlatılması, işte komplikasyon risklerinden tabii ki doğru ve dürüst olarak bahsetmek ama bunu uygun kelimelerle tarif etmek hastaya, hastayı korkutmayacak şekilde yapmak hastanın anksiyetesini oldukça düşürüyor. Mümkün olduğunca hastalarla koltukta işlem hakkında detaylı konuşmamakta fayda var. Başka ortamda konuşun, yan odada konuşun, bekleme salonunda konuşun. Daha rahat, daha stresin az olduğu, alet edevatın az olduğu ortamda konuşun. Tabii ki detaylı bilgiyi verin ama koltukta çok detaylı bilgi verildiği zaman çalışmalar gösteriyor ki hastaların endişesi daha fazla artıyor. Onun dışında tabii ki bir iğne insan vücudunda bir mukozaya girdiği zaman canı yanacak. Bunu biliyoruz, bunu hepimiz biliyoruz. Hekim olarak biz de biliyoruz, bunu hasta da biliyor. Bizim görevimiz hastanın dikkatini dağıtarak ve mümkün olduğunca genel kurallara dikkat ederek o acı hissini hissetmemesini, az hissetmesini sağlamak. Bunda en başında topikal anestezikler kullanılabilir. Topikal anestezi uygulaması yine yapılan çalışmalar göstermiş ki hastanın rahatlamasını sağlıyor. O bölgenin iğneyin iğne acısını daha az hissedeceğini düşündüğü için hasta ki öyle de oluyor zaten daha rahat olmasını sağlıyor. İşte konuşmak devamlı hastanın dediğim gibi
daha endişelerin giderilmesinde bizim için önemli. Tabii sizin hasta karşısında hekimin durumu, duruşu da önemli. Kendinden emin, ne yapacağını bilen, her şeyde hazırlanmış bir hekim olarak hastanın karşısına çıkılması gerekmekte. İşte böyle titreyen cümlelerinde tutarsızlık olması durumunda hastanın güveni sarsılıyor. Yine aynı şekilde yapılan çalışmalar gösteriyor ki aşırı sinirli, aşırı asabi hekimlerin hastada olumsuz, negatif etkilere neden olduğu gösteriliyor. İşte sağa sola bağıran, yardımcılarına bağıran, devamlı onlara kızan, telefonla konuşuyorsa yüksek ses tonuyla agresif konuşan hekimleri hasta gördüğü zaman yine endişe katsayıları da artıyor. Bunların hepsini dikkat ederek hastanın karşısına çıkılması gerekmekte diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Bir ilk soruya verdiğiniz cevapta başarılı bir anestezi için doğru anatomik bilgiyle, yani yeterli anatomik bilgiyle deneyimden bahsetmiştiniz. Şimdi öğrenci kliniklerinde bu deneyimi hani kazanmak biraz gerçekten zor. Hani yeterli sayıda yapamıyoruz. Özellikle mesela şu an Çapa'da bu durum mevcut. Bunun için hani ne önerebilirsiniz? Öğrencilikte yeterli deneyimi kazanmak için nasıl yapabiliriz? Yani yaptığımız her anestezi aslında çok değerli. O nasıl sağlayabiliriz? İşin açıkçası bizim üniversitemiz bu konuda yani öğrencisini pratik anlamda deneyim kazandırma açısından oldukça yüksek performansa, yüksek kabiliyete sahip bir üniversitedir. Tabii ki bu sene yani 2019 sonbaharında yüz yarı yılının başında binamızın deprem nedeniyle yıkılıp yeni bir binaya geçme planlamalarının nedeniyle klinik hasta bakma sayılarımız düştü. Sonlanmadı. Yine hasta bakmaya devam ettik biz bu pandemi sürecine kadar. Yönetimin aldığı kararlar doğrultusunda. Üçüncü sınıflar, biz normalde üçüncü sınıflara gözlem görevi verirdik kliniklerimizde. Dördüncü, beşinci sınıflardan itibaren hasta bakılırdı. İşin açıkçası dört ve beşinci sınıftaki stajlarımda cerrahi stajı için demişim. Biz 40'ar diş çekimi isterdik öğrencilerimizden. Toplamda 80 anestezi uygulaması, en az 80 anestezi uygulaması demektir bu. Bir öğrencinin eğitimi için yeterli sayılabilir, hatta üst seviye sayılabilecek bir deneyimdir. Ama şöyle birkaç sıkıntı var. İmkanlar elinden alınınca bir insanın ne kadar kıymetli olduğunu fark ediyor. Şimdi, üçüncü sınıf arkadaşları için konuşayım. Eminim ki o gözlemin, klinikte durmanın ne kadar kıymetli olduğunu şimdi anlıyorsunuz. Dördüncü sınıflar için her vakanın ne kadar değerli olduğu, her vakada en ufak bir soru işareti kalmadan o işlemi yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu şimdi yapamayınca anlıyor. Bizim için de aynı şeyler geçerli. Öğrenciyken de geçerliydi. Şimdi de geçerli. O yüzden önümüzdeki, yani bu pandemi sürecinden sonra yeni kliniklerimize kavuştuğumuz zaman da eminim üniversite olarak yeterli deneyimle yine öğrencilerimizi eğitmeye devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar ne diyor? Belli bir sayı verilmiyor. Öğrencinin nasıl öğrencinin sürecini nasıl deneyim kazanacağı konusunda ortak bir işin açıkçası görüş yok. Genelde dünyada hasta üstünde bu iş öğrenilir. Yani mezuniyet öncesi 4. 5. sınıf kliniklerinde hasta bakarak bu iş öğreniliyor. Bizim mesleğimizin zaten temeli pratiğe dayalı. Ne kadar çok hasta bakarsan o kadar fazla deneyim kazanırsın. Ama ilk başta, yani ilk dental anesteziyi yaparken bir literatürle karşılaşmıştım. Orada diyor ki öğrencinin birbirine anestezi yapması hastaya geçmeden önce öğrenciyi oldukça rahatlatıyor. Korkusunu, endişesini azaltıyor. Aslında ben de bu konu, bu görüşe katılıyorum. Yani ilk kliniğe çıkmadan önce, ilk anesteziyi hasta üstünde yapmadan önce bunun provasının yapılması, pratik provasının yapılması aslında önemli. Ama her şeyin başında olmazsa olmaz, istediğiniz kadar deneyim sahibi olun, anatomi bilginiz, teorik bilginiz kuvvetli değilse o biraz ezberedir. Günün birinde mutlaka takılırsınız. Bir baka gelir, anatomik bir varyasyonu şiddetli bir şekilde vardır. O hastaya çözüm üretemezsiniz. O varyasyonun olabileceğini, ne olabileceğini bilmiyorsunuz. Çünkü.
O nedenle anatomi bilgisi olmazsa olmazımız bizim. Çok çok iyi anatomi bilgisi olması lazım. Fizyoloji bilgisi ve dental anestezi teknik bilgisinin çok iyi olması lazım. Bunları tamamladıktan sonra öğrenci klinikte hastaya başlamadan önce birbirine anestezi yapabilir. Evet, ortam koşulları da buna müsaitse, sistemik bir anestezi olacak kişide herhangi sistemik bir problem yoksa, lokal anestezi uygulamaya engel bir durum yoksa, mutlaka iyi bir gözetim altında, tek başına değil tabii, iyi bir bilgili bir hoca yardımıyla, hocanın başında olduğu bir ortamda bu şekilde ilk acemiliği atlatabilirsiniz. Ciddi aranda hasta başındaki ilk anksiyeteyi azalttığı bulunmuş yapılan çalışmalar. Onun dışında pratik yapmak dışında başka çaremiz yok. Hasta başında pratik yapmak dışında, deneyim kazanmak dışında başka çaremiz. Ama bir kez, az önce vurguladım, bir kez daha vurguluyorum. Anestezi, yani öğrencilik hayatınızda en azından ilk başlarda, ilk anestezi uygulamasında mutlaka deneyimli birisiyle, doğru bilgili ve deneyimli birisiyle bu işe başlamak çok çok önemli. O zaten hem öğrencinin stresini alıyor, hem hastanın stresini alıyor hoca ve bu sayede daha bilinçli anestezi yapılması ortaya çıkıyor. Peki hocam, yani her zaman tablo mutlu sonla bitmiyor. Bazen komplikasyonlar gelişebiliyor. Başta zaten mutlu sonla hiçbir zaman bitmeyecek. Yaptığınız mandibular arasızı çok uzun süreler tutmayacak mesela. Fasyal paraliziler olacak vesaire vesaire. Normal, yani bu biz işin bir gerçeği. Öğrenci kliniğinde en çok hangi komplikasyonla karşı karşıya kalabiliriz ve bu durumu nasıl yönetmemiz gerekir? Sizin de varsa bizle paylaşmak istediğiniz bir komplikasyon hikayeniz var. Ya olmaz mı? Bir sürü komplikasyon hikayemiz var. Çok şükür ama hepsinin gerek hocalarımın sayesinde, gerek asistan abilerimin sayesinde o zamanki çok şükür kazasız belasız bugünlere geldik. Ama bu yarın yaptığım anestezide bir şey olmayacak anlamına gelmiyor. Yani her an hepimizin bir komplikasyon yaşama riski var. Burada komplikasyon ortaya çıkmasında bir şey çok önemli. Hekimin ihmalinden dolayı, bu ihmal bilgi eksiği de olabilir, pratik eksiği de olabilir veya başka dikkat eksiği de olabilir. Yani hekimin ihmalinden dolayı mı ortaya çıkmış, yoksa olabilecek bir komplikasyon. Buna dikkat etmek lazım. Olabilecek komplikasyonlar hakkında zaten yapacak bir şey yok. Mandibüler anestezi yaparken örneğin fasyal paralize olması, tamam, olabilecek bir komplikasyondur. Ha, bir sinir hasarının olması elimizde olmayan ama yine olabilecek bir komplikasyondur. Buna yapacak bir şey yok. En çok öğrenci kliniğinde bizim yaşadığımız komplikasyon senkoptur. Hastanın senkopa girmesidir. Neden? Hem hasta korkarak geliyor. Hem bizim kliniklerimiz nasıldı? Çok kalabalık. Hem hasta hem doktor yoğunluğu olarak kalabalık kliniklerdi. Bu da insanı, hastayı korkutuyor. Senkop gelişir hastada. Hasta karşısındakinin bir öğrenci olduğunu, hele hele ilk başlarında olduğunu, yeni anestezi yapmaya başladığını görünce de heyecanı bir kat artar ve senkopa girer. Senkopun klasik tedavisi, hepimizin bildiği gibi hastayı yatırırız gayet güzel. Rahatlatırız hastayı, gerekse yüzüne soğuk su çarparız, ayılmasını sağlarız. Nedir? Heyecan nedeniyle beyne giden kan miktarı, oksijenasyon azalmıştır. Hasta kendinden geçmeye ilk aşamasındadır. Ayaklarını kaldırırız hastanın, kendine gelmesi. Sadece burada en önemli, kliniğimizde de olmuştur bu. Çok yoğunluktan dolayı biz de bazen takip edemeyebiliyoruz. Anestezi yapıyor öğrenci. Sonra hemen acele ediyor. Diğer malzemelerini almak için hemşirenin yanına gittiğinde hastayı yalnız bırakabiliyor. O zaman senkop gelişirse, yani hasta başında birisi yokken senkop gelişirse, o büyük sıkıntı. Muayenehanede dikkat edilmesi gereken, çok basit, çok kolay önlenebilecek, gerçekleştiğinde de çok kolay geri dönebilecek bir komplikasyon, çok ciddi bir komplikasyon haline gelebilir böyle bir durumda. Ne demek istiyorum? Bir anestezi uygulamasından sonra mutlaka ve mutlaka hasta gözetim altında tutulmalıdır. Yalnız bırakılmamalıdır senkop gelişme ihtimaline karşı.
Siz gittiniz, hastayı klinikte yalnız bıraktınız, malzeme almaya yan odaya geçtiniz, hasta senkop geçirdi, bilincini kaybetmeye başladı, koltuktan düştü, kafasını çarptı. Sorumlusu sizsiniz, bu sefer beyin travması nedeniyle suçlanacaksınız, ihmalden dolayı. O yüzden ona dikkat etmek lazım, hiçbir zaman hastayı yalnız bırakmamak lazım. Benim de en beni korkutan, halen çok net hatırladığım, başıma gelen komplikasyon senkoptu. Daha yine yeni başlamıştım. 2001-2002 yılları, yani çok daha yeni asistanken, öğrenciyken demiyorum asistan. Öğrenciliğimi hatırlamıyorum nedense. Ya çok kötü bir öğrencilik geçirdim, bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Arkadaşlarım, belki staj arkadaşlarım hatırlar. Daha asistanlığımın en başlarında anestezi yaptım. İşleme başladım anestezden sonra. Ama heyecanla o kadar ağız içine konsantreyim ki hastanın durumunu böyle bakmamışım. Hasta önce soğuk soğuk terlemiş, beti benzi atmış, bembeyaz kireç gibi. Küt diye kafası gitti bir anda hastanın. Çok iyi hatırlıyorum. İlk söylediğim şey bağırarak adrenalin diye bağırmıştım. Ne yapacaksam adrenalinle. Yani basit bir senkop olayında bile gözümden kaçtığı için panik olmuştum işin açıkçası. Onun dışında başka ne görüyoruz biz öğrenci kliniklerinde? Yanlış madde enjeksiyonu olabilir. Yanlış yani anestezik solüsyon yerine özellikle tedavi kliniklerinde olabiliyor. Cerrahi kliniğinde de oluyor. Ne oluyor? Alkol enjeksiyonu olabilir. Oksijenli su enjeksiyonu olabilir. Tedavi kliniklerinde artık kullanılmıyor sanırım ama hipoklorit enjeksiyonu olabilir. Bu gibi yanlış maddelerin enjeksiyonu meydana gelebilir, komplikasyonu. Çok ciddi bir komplikasyondur. Maalesef çok sıkıntılı bir komplikasyondur. Hastaya aşırı derecede rahatsızlık veren bir komplikasyondur. Hatalı madde enjeksiyonunda hekim çok uyanık olması lazım. Yani her zaman söylüyorum, anestezi yaparken tablanızda anestezik solüsyon dışında başka bir şey bulundurmayın. Etrafınızda bulunmasın. İnsanlık hali, dikkatiniz dağılabilir. O anda farklı bir haber alırsınız, konsantre olamazsınız hastaya. Çok rahat başınıza gelebilecek bir şey. Etrafta mutlaka sadece anestezik solüsyonu olsun. Anestezi işlemi bittikten sonra diğer malzemeleri tabloya almanızda fayda var. Çok kolaylıkla yapılabilecek bir hata. Oldu. Bir de şuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tamam, dent anestezi ağrılı bir işlem. Ama hatalı bir solüsyon enjekte ediyorsanız hastanın çok şiddetli, bir anda çok şiddetli ağrısı olur. Bu hasta naz yapıyor değil. Hayır, hastanın gerçekten çok şiddetli ağrısı oluyor. Ne diyoruz anestezi uygulaması sırasında? Her zaman için bir kere çok yavaş anestezi solüsyonu. Hareketleriniz çok yavaş olsun. Hem iğneyi hareket ettirme sırasında hem de anestezi solüsyonu zerk etme sırasında çok yavaş olur. Örneğin eğer ki enjektöre alkol çektiyseniz, iğnenin ucunda alkol kırıntısı kalırsa, mukozaya girdiği zaman hastada zaten enjeksiyona başlamadan çok ciddi yanma olur. Burada uyanmanız gerekiyor. Hekimin dikkatini bunun çekmesi lazım. Dediğim gibi çok yavaş enjekte ederken solüsyonu, hasta çok şiddetli bir anda tepki veriyorsa çok rahat durdurup iğnenizi geri çekebilirsiniz. Bu sayede zerk ettiğiniz solüsyon miktarı dokuda az olacağı için komplikasyon şiddeti de oldukça düşük olacaktır. Ama tutup 2 cc alkolü hastanın yanağına zerk ederseniz tüber anestezisi yaparken tabii ki ciddi doku nekrozları meydana gelebilecek çok istenmeyen çok kötü komplikasyon ve komplikasyonlar oluşabilecek ve zerk ettikten sonra yapacağınız hiçbir şey yok. Yani onu geri çekeyim, aspre edeyim, açayım, oradan boşaltıp yok. Bir kere o doku arasına girdikten sonra, fasyalar arasına girdikten sonra artık o solüsyon dağılır. Hiçbir şey geri alamazsınız, geri çekemezsiniz maalesef. En ciddi komplikasyonlardan bir tanesi bu. Onun dışında başka ne olabiliyor? Fasyal paraliziler yine meydana gelebiliyor. Özellikle mandibular anestezi uygulaması sırasında fasyal paralizi meydana gelebiliyor. Korkulacak bir komplikasyon değil. Hastanın bilgilendirilmesi gerekiyor. Fasyal paralizi sırasında. Neden fasyal paralizi oluyor? Tekrar etmemi edeyim, anlatayım. Mandibular anestezi sırasında her zaman ne diyoruz? İster en direkt yöntemi, ister direkt yöntemi kullanın. Anestezik solüsyonu zerk etmeden önce, hemen önce mutlaka ve mutlaka kemik teması alın.
kemik temas alınmasının en önemli faydası bize ramusun iç yüzünde olduğumuzun kanıtı sonuçta. Şuradan aynı zamanda bir mandibular anestezi videosu açalım. Çok gittik. Evet. Şöyle diyeyim. Tamam. Bunlar da oynasın. Evet. Anestezik sorusunu zerk etmeden hemen önce mutlaka kemik teması alın diyoruz. Ramusun iç yüzünde olduğumuzun kanıtı. Eğer kemik teması almazsak, özellikle uzun iğne ilacı, Türkiye piyasasında iki tip dental enjektörümüz var. Bir tanesi 40 mm. Kısa, daha doğrusu birçok dental enjektörü var ama standart dental enjektör iki tip. Bir tanesi 40 mm'lik iğnesi olan, bir tanesi 50 mm'lik iğnesi olan. 50 mm'lik olanları çok önermiyorum bu komplikasyonlardan dolayı. Dikkat edilmezse çok fazla dokuda ilerlemiş olabiliriz. Ramusun gerisine gidebiliriz. Ramusun arkasında ne var? Parotist hocası var. Parotist hocasının içinde bizi bu konuyla ilgilendiren en önemli anlatım. Fasyal sinir. Fasyal sinir nedir? Bizimle ilgili yüzün mimik kaslarının motor inervasyonu yapar. Bir sinirli. İşte ramusun iç yüzünden daha posteriöre doğru gidip parotist hocasına lokal anestezik maddeyi zerk ettiğimiz zaman fasyal siniri bloke etmiş oluruz. Hastada da geçici bir yüz felci meydana gelir. Fasyal paralizi adı verilen. Burada tekniği uygulamayla ilgili bir hata var demektir. Yapılması gereken yine çok fazla bir şey yok. Hasta mutlaka ve mutlaka bilgilendirilmeli böyle bir komplikasyon meydana geldiği zaman. Bunun anestezin etkisine bağlı olduğu ve anestezin etkisi geçince bunun da iyileşeceği, bu görüntünün ortadan kalkacağı söyledi. Ne önlem alınabilir böyle bir şey olduğu zaman? Eğer hastanın gözü açık kalmışsa, gözünü kapatamıyorsa bir göz bandajı yapılabilir. Anestezi süresince yine göz bandajıyla hasta klinikten uğurlanır ki gözüne dış ortamda bir toz kaçıp da enfekte etmesin, gözünü yaralamasın diye. Tabii bunu yaptıktan sonra da hasta mutlaka tek gözüyle yürüme zorluğu çekecektir. Hasta uyarılmalıdır. Yine hastanın gözünü kapattınız, hadi güle güle dediniz, hasta çıktı muayenehanenizden, kliniğinizden. Adımını attı, merdivenden yuvarlandı, düştü. Çünkü tek gözlü yürümek oldukça güç bir iştir. Yine sorumlusu ihmalden dolayı biz olacağız. Hastaya gerekli bu konuda da uyarının yapılması gerekmektedir diye düşünüyorum. Başka komplikasyon, yani var bir sürü komplikasyon, en sık yaşadığımız komplikasyon o. Tüber anestezi yaparken ödem bir anda gelişebilir, hematom olabilir daha doğrusu, hematom komplikasyonu olabilir. Yine en sık yaşadıklarımızdan biri yine üst çene anestezilerinde hematomdur. Bunda ne gibi, neden tüber anestezisi özellikle olur, neden hematom olur? Tüber anestezi hemen şuradan bir... tüber anestezisi videosu açalım. Evet, buyurun. Neden olur? Tüber anestezisini uyguladığımız bölgede pterigoid ven plexusu vardır. Damar ven ağında oldukça zengin bir bölgedir. Bu bölgedeki işlem sırasında iğne o bölgedeki ven plexusuna zarar verirse hızlı bir kanama meydana gelir. Çok ani bir komplikasyondur. Bu anlattıklarım hepsi ani komplikasyonlar. Yani daha işlem yapmadan, dental işlemi yapmadan başımıza gelecek komplikasyonları sıralıyorum. Bir kanama meydana gelir ven plexusunda. Ani bir şişme. Hemen anestezi enjektörü çıkartıp arkanızı dönüp bir saniye sonra döndüğünüz zaman hastanın yüzünün şişmeye başladığını görürsünüz. Hematom hızlı müdahale edilmesi gereken bir komplikasyon. Ne yapmak lazım? Sonuçta neden oluyor hematom? Damardan, damar dışına sıvı çıkmasından, dokuya sıvı çıkmasından dolayı oluyor. O zaman yani bir doku içi kanamadan dolayı oluyor. Ne yapmak gerekiyor o zaman? Şiddetlice bastıracaksınız. Kuvvetli baskı uygulayacaksınız. Yapabiliyorsanız da bir soğuk kompresle baskı uygulayacaksınız o bölgeye ki damar dışına çıkan sıvı miktarını azaltın. Soğuk uygulayarak vazokonstrüksiyon sağlayın. Damarlar büzülsün. Yine damar dışına çıkan sıvı miktarı azalsın. Bunu erken yakalayıp şiddetli kompresyon yaparsanız hastanın en azından hematomu daha ufak olacaktır. Kozmetik problemi daha az olacaktır. Eğer bunu yakalamazsanız damar dışına fazla miktarda sıvı çıkarsa bir hastanın yüzü şişecek ve
bir hafta hatta iki haftaya yayılan bir süreçte yüzünde bu şişlik kalacaktır. Artı ödemin dağılması sırasında hastanın yüzünün rengi yüzü çeşitli renklere bürünecek. İşte mor, yeşil, sarı tonlarında renk skalasının çeşitli tonlarında yüzünde renkleşme olacaktır. Bu da istenmeyen kozmetik bir problem. Yine ağrısı olur, ödeme bağlı ağrı olur hastada. Böyle bir klinik tablo meydana geldiği zaman ne yapmak gerekiyor? Önerimiz ilk etapta tabii ki bir antiinflamatuar ilaç kullanılması. Uzun dönemli antiinflamatuar ilaç kullanılması. Eğer ki hastanın sistemik durumuna müsaitse ödemi gidermekte etkili. İlk başta soğuk kompres dedik ama 24-36 saatten sonra eğer ki bir enfeksiyon riski yoksa sıcak kompres artık önerilir. Ki bu sefer tam tersi olsun, damarlar genişlesin, damar dışına çıkan sıvı daha rahat damarlara dönsün mantığıyla sıcak kompres olabilir. Eğer ki bir enfeksiyon şüphesi varsa tabloda antibiyotik kullanılması, hematomun zaten en önemli komplikasyonu enfekte olmasıdır. Sahada bir enfeksiyon şüphesi varsa da antibiyotik uygulaması yapılmalıdır. Bunların dışında şu anda benim aklıma klinikte rastlayabileceğim sık komplikasyonlarımızdan bunlar geliyor. Hocam hem komplikasyonu bitirmeden hem de iğneden bahsetmiştiniz. Şöyle bir soru gelmiş. Tamam. İğne kırılması yaşadığımızda yapmamız gereken nelerdir ve bunu önlemek için neler yapabiliriz? Ali Çapraz. Tamam, teşekkür ederiz Ali Bey'e. İğne kırılması ciddi bir komplikasyon. Allah'tan çok nadir başımıza geliyor. Özellikle tek kullanımlık iğneler sayesinde bu komplikasyon çok nadir başımıza geliyor ama çok ciddi bir problem, klinik bir durumdur. İğnenin kırılması. İğne kırıldığı zaman iki tane senaryo olabilir. Bir, yerinde kalır, uzun yıllar yerinde kalabilir. İki, kas hareketlerine bağlı yürüyebilir. Problemli olan kas hareketlerine bağlı yürüme ihtimalidir. O yüzden mümkün olunca biz o iğneyi oradan çıkartmak isteriz. Neden iğne kırılır? Bir iğne, enjektör ucundaki iğne tekrar tekrar kullanıldıysa iğne kırılabilir. İki, yine çok anormal kavisler verdirilmeye çalışılıyor bazen. Özellikle mandibüler anestezi sırasında bu hekimlerin başına gelebilir. Ramusun iç yüzünü hissedebilmek için anormal kavis verilebiliyor. Böyle bir durumda iğne kırılabilir. Kırıldığı zaman dediğim gibi hemen cerrahi müdahaleyle mümkün olunca erken dönemde çıkartmak gerekir. Ama kolay bir müdahale de değildir o. Bir uzman tarafından deneyimli bir uzman tarafından mutlaka yapılması gerekiyor. Önce hemen bir röntgen alınır, iğnenin yeri tam olarak tespit edilmesi gerekiyor. Mümkünse dental volümetrik tomografilerle 3 boyutlu olarak yerinin belirlenmesi ve o bölgeye cerrahi ulaşımla iğnenin çıkartılması gerekmektedir. Çok ciddi komplikasyonlar olan yayınlarda mevcuttur. Bizim üniversitede benim çalışma arkadaşlarımın da yayınları mevcuttur. Hepsi de cerrahi müdahaleyle çıkartılmıştır iğnelerin hepsi. Çünkü kas içinde kalan iğne o kasın kasılmasıyla, kas sitlerinin kasılmasıyla hareket eder. Ve daha tehlikeli bölgelere doğru ilerleyebilir. Yine iğne bir enfeksiyona neden olabilir. İğnenin batma hissi, kasın hareketi sırasında bir batma hissine neden olabilir. Bu da hastada ağrıya neden olacaktır. Bu nedenle de müdahale edilmesi gerekir. Olmaması için bir daha söylüyorum. Mutlaka bir enjektör, bir iğne dokuya bir kere girdiyse ikinci kez girmemesi lazım. Atın onu. Yeni bir enjektör açın. İki, burada da güç önemli. Bir reklam vardı. Ben de derslerimi çok sık kullanıyorum. Kontrolsüz güç değildir. O iğneyi kırılabileceği her zaman akılda tutulmalı. İki, malzememizin de insan olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekmektedir. Evet. Sorusu için Emir Ali'ye ve size çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlarım, katılımcıları hatırlatalım. Sormak istediğiniz soru olursa aşağıdan soru cevap sekmesinden sorabilirsiniz arkadaşlar. Hocam, mandibular anestezide en sık kullandığımız teknik. Böyle bir soru. Tamam. Ben de iki tane soru gördüm de bakıyorum. Tamam, sen yönlendirirsen bu sorulara da cevap veririm. Tamamdır. Tamam. Mandibular anestezide en sık kullandığım yöntem
Ben direkt mandiller arasızı tekniğini kullanıyorum. Eğer ki ağız açıklığında kısıtlılığı olmayan anatomik oluşumları net görebildim. Özellikle bu arada mandiller anestezi slide'ına bakacağım. Evet. Şunu. Tamam. Direkt eğer ki özellikle raf epitelipo mandibulari'yi net bir şekilde görebiliyorsam klinik olarak direkt mandiller anestezi tekniğini kullanıyorum. Bu literatürde direkt ve endirekt arasında ne başarı farkı bulunmuş, ne hasta endişesi konusunda bir fark bulunmuş, ne hekim endişesi olarak bir fark bulunmuş. Yani ispatlanabilen istatistik olarak anlamlı bir iki teknik arasında fark yok bu arada. Ben onu tercih ediyorum. Niye tercih ediyorum? Bir tek hamleyle hedeflediğim bölgeye ulaşabilirim. Benim için endirekt mandibüler anestezi tekniği çok güvenli bir teknik. Kesinlikle buna katılıyorum. Çünkü her aşamada kemiği hissediyorsunuz. Her aşamada nerede olduğunuzu kontrol ediyorsunuz. Yavaş yavaş yaptığınız için kesinlikle güvenli bir yöntem. Fakat 3 temel endirekt anestezinin, endirekt mandibüler anestezinin 3 temel hamlesi vardı işte. Aşık komisyonadan girdim, kemiği hissettim, çalıştığım tarafa döndüm, geriye doğru gittim, lingula mandibüleri atladım. Sonra tekrar karşı tarafa döndüm. Posta pterigo mandibulare içindeyim artık. Orada kemik teması aldım ve anestezi sorusunu zerk ettim. 3 hamle beni psikolojik olarak yoruyor. Her hamlede hastanın canını yakacağım potansiyeli hissi beni ekstradan strese soktuğu için ben direkt mandibular anestezi tekniği uyguluyorum. Onda dediğim gibi rehber noktalarımı net tespit edebiliyorsam uyguluyorum. Hastanın ağız açıklığı benim için önemli. Ve raf epitelipo mandibulari'yi görmek, raf epitelipo mandibulari'nin nesini görmek, şu alttaki slide'da belki biraz tespit ediyorlar. Raf epitelipo mandibulari 20 yaş içinde distalinden parenkse doğru ilk önce bir yatay seyir izler, sonra bir bölgede bir açı yapar ve yukarıya tüber maksilaya doğru döner. Bakın önceki slide'da daha net gösteriyor mu? Evet, şöyle bakın tüber maksilaya doğru, bir yukarıya doğru gider. Bu dirsek yaptığı yerin birkaç milimetre önünden ben iğnemi mukozaya batırıp kemik teması alıncaya kadar ilerlemeyi tercih ediyorum. Bu tek hamlenin hastaya daha az ağrı verdiğini düşünüyorum işin açıkçası. O yüzden direkt mandibular anestezi tercihim, anestezi tekniği ilk tercihim olmakta. Sorusu için teşekkür ederim tekrardan. Öznur Kocaer şöyle bir soru yöneltmiş hocam. Kök kanal tedavisi sırasında yapılan mandibular anesteziye infiltratif, intrapulpal anesteziye rağmen hasta neden ağrı duyar? Bir dakika. Onu da bir gözüm açacağım. Şimdi bu çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Hanım'a. Zaten şunları bir dakika kapattım. Lokal anestezi uygulamaları içinde en zorlu vakalar özellikle geri dönüşümsüz pulpitisi olan kanal tedavisine başlayacağınız bu hastaların anestezisini yapmak oldukça zordur. Literatüre baktığınız zaman zorlu anestezi vakalarının ilk sırasında bu hastalar gelir. Çünkü ortamda bir enflamasyon var. Şimdi Özgür Hanım'ın ilk direkt sorusuna cevap vereyim nedir? Mandibüler anestezi artı infiltratif anestezi artı intrapulpal anesteziden bahsediyoruz. Burada diş pulpal inervasyonun ne kadar güçlü olduğunu hiç unutmamak lazım. Neydi burada ağrıyı ileten dallar? A delta ve C limfleri. Bunların C'ler miyelinsiz, A deltalar miyelinli ve uyuşturulması oldukça güçlü limflerdi. Bu çok zengin diş pulpasında ve periodontal aralıkta. Bir mandibüler anestezi uyguladığımız mandibüler anestezi yeterince sinir lifine temas etmemiştir. Bir neden bu olabilir. Bunu anlamaz mıyız anestezi yaptıktan sonra dudağın uyuşukluğu dudağın ortasına gelmesinden? Anlamayabiliriz. Çünkü kolay uyuşan C lifleri de dudakta uyuşukluğa neden olur. Ama zor uyuşan A delta lifleri eğer ki C lifleri uyuşmuş A deltalar uyuşmamışsa hasta işlem sırasında ağrı duyacaktır. Bu da anestezi tekniğinin yeterince derin olmadığını gösteriyor. En doğru mandibüler anestezi kontrol yöntemi elektriksel pulpa testleriyle
olur. Yani biz standart dudağınıza uyuşukluk geldi mi diye soruyoruz. Mandibular anestezinin tutup tutmadığını belirlemek için. Bu her zaman çalışmayabilir bu soru. Mandibular anestezinin tuttuğunu göstermeyebilir. En doğrusu elektriksel pulpa testisiyle gerçekten pulpa inervasyonu kesilmiş mi bunu bulmak lazım. Böyle bir durumda mandibular anestezi tekniğini yenilemekte fayda var. Eğer ki standart tekniklerle yani direkt endirekt teknikle başarılı olamıyorsak bir üst seviye anestezi tekniğine geçebiliriz. Bunlar iki taneyi de hatırlarsanız. Gorges ve Akinosi teknikleri. Benim önerim kesinlikle ve kesinlikle Akinosi tekniğinin uygulanması. Gorges biraz daha deneyim isteyen zor bir teknik. Hani Akinosi biraz daha kolay, daha rahat uygulanabilecek bir teknik ve çok etkili bir teknik. Mandibular anesteziyi bu şekilde yenileyebiliriz. Buna rağmen daha doğrusu yenilemedik. Mandibular anestezimizden eminiz. İnflasyon yaptık, pulpal yaptık. İlave inervasyonlar olabilir. Ekstra inervasyonlar olabilir. Bu da genelde mandibular molar dişlerde nervus milohyoideus'tur. Yine bir dalıdır. Zaman zaman foramen mandibulanın 13-14 mm daha üstünden ana daldan ayrılır. Milohyoid kasa giden bir sinirdir. Bazen bu sinir sensitif inervasyon alır. Genelde motor bir sinirdir ama bazen sensitif inervasyon alır ve bu inervasyon molar dişlerin pulpasına da dal verir bu sinir. Böyle olduğu zaman mandibular anestezi her zaman mandibularede yayılan lokal anestezik madde bu sinire etki etmeyi bilir. Vestibüle yaptığınız infiltratif anestezi yine bu sinire etki etmeyebilir. İntrapulpal anestezi yeterince bu sinire etki etmeyebilir. Böyle bir durumda mutlaka lingualden infiltratif anestezi yapılmasında da fayda vardır. Özellikle yine irreversible pulpitislerde mandibular anestezi, vestibülden infiltratif anestezi ve lingual anestezinin yani bukal ve lingual anestezi kombinasyonunun kullanımının anlamlı derecede ağrıyı azalttığı da bulunmuştur literatürde. Bu normal bir dişin kanal tedavisi için. Bir de enflamasyonu olan dişin tedavisinde o zaman işler daha da zorlaşıyor. Orada bu ilave inervasyonlardan sonra mutlaka tekniğinizi daha bir üst seviyeye çıkartmanız gerekiyor. İşte Akinosi yapmanız gerekiyor örneğin. Çünkü enflame bir dişin inervasyonu çok daha güçlü oluyor. Orada bir nosiseptörlerin aktivasyonu söz konusu. Çeşitli enflamatör medyatörlerden dolayı nosiseptör reseptörler normalde inaktif pulpada ve fazlasıyla pulpada ve periodontal aralık bulunur. Normalde inaktiftir. Ama bu tip kimyasal uyaranlar işte enfeksiyon, enflamasyon gibi kimyasal uyaranlar sonucu aktif hale geldiği zaman çok kuvvetli sinyaller beyne gönderirler. Beyni çok bu yönde çok hırpalarlar. Ve bunları kesmek, bu kuvvetli sinyalleri kesmek oldukça güç oluyor. O zaman mandibular anestezi tekniğini dediğim gibi bir daha gözden geçirmek lazım. Bakın şurada bu işin birazcık teorine değinelim. Bakın şurada miyelinli ve miyelinsiz dikler var. Özellikle miyelinli aksonlarda ağrı iletimini atlayarak oluyor. Yani bu aralar neydi? Ranvier düğümüydü. Ranvier düğümlerinde lokal anestezi bir lokal anestezik maddenin standart bir durumda etki edebilmesi için en az 3 ranvier düğümünü etki altına temas etmesi gerekiyor. İşte ağrının fazla olduğu durumlarda, enflamasyonun fazla olduğu durumlarda o 3'ten daha fazla ranvier düğümüne temas ettirmeniz gerekiyor lokal anestezik maddeyi ki atlar 3 taneden 4.'yi atlayabilir. Siz bu 3 tanesini bloke etmişsinizdir ama impuls uyarı 4.'yi atlayabilir, 5.'yi atlayabilir. Böyle durumlarda lokal anestezik maddelerinizi daha uzun bir akson boyunda temas ettirmeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yapacaksınız? Lokal anestezik maddeyi posterior pterigomandibularede daha yukarıdan zerk edip yer çekiminin etkisiyle bütün sinir boyunca bütün o fossanın lokal anestezik maddeye dolmasını, bütün sinirin o lokal anestezik maddeye temas etmesini sağlamanız gerekmekte. Bu bir yöntem. Bir yöntem daha anlatayım. Nasıl istersen. Bir de intraosyöz anestezi kullanabilirsiniz. İntraosyöz anestezide de aynı mantık geçerli. Bu sefer kemiğin spongiyoz alanına
lokal anestezik maddeyi yaydığınız zaman yine çok geniş yüzeylerde lokal anestezik madde sinir temasını sağlarsınız. Bu sayede de oldukça etkili derin bir anestezi ortaya çıkmış olur. Öznur Hanım'a sorusu için teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir soru. Size de hocam cevabınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bir soru. Mandibüler anestezi öncesi retromolar üçgen bölgesine yüzeyer şekilde ve az miktarda önce enjeksiyon uygulanması ve sonrasında yeni bir enjektörle direkt mandibüler anesteziye geçmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Hasta konforunu bu şekilde artırmak mümkün müdür? Özellikle çocuk hasta grubu için soruyorum diye belirtmiş. İsmini vermek istemeyen izleyici. Sıkıntı yok. Tamam. Teşekkür ederiz soru için. Şimdi teorik olarak tamam. Evet. Mantıklı. İlk iğne giriş yerini önce uyuşturursunuz ön anesteziyle. Ondan sonra da gerçek anestezisiniz yaparsınız. Ama burada tamam teorik olarak doğru ama klinikte bizim yeminimize ters bir durum var. Neydi bizim yeminimiz? Bir dakika. Hop. Yemin slide'ını açtım. Önce zarar verme diyoruz. Şimdi ne kadar az sayıda iğnenin mukozaya girişi o kadar az travmatik anestezi demektir. Siz önce bir ön anestezi yapayım, burayı uyuşturayım, sonra çıkayım, tekrar başka bir enjektöre gireyim dediğiniz zaman en az iki kere girmiş oluyorsunuz. Hastaya ekstra travma vermiş oluyorsunuz. Bunu çok fazla etik olarak istemeyiz. Doğru değildir. Yapabiliyorsanız tek seferde halledin. Ha, bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Mandibüler anestezi yaparken ilk giriş yerine 1 milim kadar girin, anestezik solüsyonu yine zerk edin ama çıkmayın. Birkaç saniye bekleyin. Sonra biraz daha ilerleyin, biraz daha verin. Yine çıkmayın. Yine tekniğinize devam edin ama adım adım devam edin. Ve yollarda aspirasyon yapıp çok az, azar azar anestezik solüsyonu uygulayın. Bu da oldukça etkilidir. Genel olarak mandibüler anestezi sırasında hasta iki safhada ağrısı oluyor. Bir ilk girişte, mukozaya ilk girişte. İki, en sonunda periosta dokunuyorsunuz. Arada siz ilerlerken ekstradan bir yere dokunmuyorsanız hastanın çok fazla ağrısı olmuyor işin açıkçası. Dediğim gibi ilk girişte biraz anestezi, sonra zaten tekniği sonunda anesteziyi yapacaksınız. Bu sayede daha doğru ön anestezisiz yapmış olursunuz. Yani ne kadar az iğne girişi o kadar az travmatik bir işlem olarak karşımıza çıkar. Teşekkürler hocam. Zeynep Selvi arkadaşımız, alt premolarlar için kanal tedavisinde öncelik mandibüler anestezi mi olmalıdır? Teorikte evet, mandibüler anestezi alt premolar içinde oldukça etkili, derin bir anestezi sağlar. Sadece yine literatür der ki, ben de katılıyorum bu görüşe, işleminizi mümkün olunca az komplikasyon riski olan yönde yapın. Şimdi, ben premolarları infiltratif anesteziyle de uyuşturabilir miyim? Genelde evet, uyuşturabilir. Mandibüler anesteziyle karşılaştırdığım zaman infiltratif anestezinin komplikasyon riski mandibüler anesteziye göre çok daha az. Uygulaması çok daha kolay. O zaman benim ilk tercihim infiltratif anestezi olur premolarlar için. Her zaman tutmayabilir, evet. Özellikle 5 numaralar için tutmayabilir. Foramen mentalinin gerisinde kalıyorsa dişin kökü, yeterince kemik içinde, kortikal kemiği geçip o anestezik solüsyon, yeterince kemik içinde, medüller bölgede uygun konsantrasyona erişemeyebilir. O zaman tamam, mandibüler anesteziye geçerim. Ama bu bölgede genellikle infiltratif anestezi için yeterli oluyor. Benim de ilk tercihim infiltratif anestezi olur. Ama eğitim sırasında bir virgül, siz kliniğe geldiğiniz zaman 4-5 için mandibüler anestezi isteyeceğiz. Çünkü öğrenin. Mandibüler anesteziyi ne kadar çok yaparsanız o kadar öğrenirsiniz. O yüzden tercihlerimiz biraz daha öğretirken farklı olabiliyor. Anladım hocam. Son 3 soru kaldı hocam. Aspirasyon yaptığımızda enjektöre kan geldiğinde solüsyonu değiştirmezsek ne olur? Çok güzel soru. Bakayım, bir aspirasyon videom olacaktı bu arada, o dönsün. Şurada. Başlasın. Şimdi benim için iki tane pozitif aspirasyon vardır. Yani hani pistonu geri çektiğimiz zaman iki senaryo karşıma çıkabilir. Bu videoda görüldüğü gibi hafifçe bir renk değişikliği olabilir. Yani tam bir
enjektör bilinci kıpkırmızı olmaz. Hafif bir kızarık, kırmızılık olur. Şimdi ilk şeye dönüyorum. İlk mantığı, önce zarar verme mantığına. Şimdi benim hedefim de dokuya bir kere girdim mi, işlemimi o sefer de bitirmek var. Yani gereksiz yere dokudan çıkıp tekrar yeni enjektörü oraya batırmak istemiyorum. Hastaya çok fazla travma yaratmamak için. Aspirasyon yaptım. Biraz kan geldi. Birazcık yani yarım santim kadar enjektörümü çekerim. Pozisyonumu değiştiririm. Tekrar kemik teması alırım. Tekrar aspirasyon. Eğer ki ikinci aspirasyonum negatifse anestezik solüsyonumu uygularım. Eğer ikinci aspirasyonum pozitif ama yine hafif bir kan geldi, yine pozisyon değiştiririm. Hani enjektörümü çıkartmam. Ama pozisyon değiştirirken de bunu kemiğe böyle kuvvetli bastırarak iğnemin ucunu bozacak şekilde asla yapmıyorum. Öyle olduğu zaman bu sefer yine zarar vermeye başlarsınız. Doku içinde her iğnenin hareketi, özellikle iğnenin ucu kanca şeklini almış, deforme olmuşsa her hareket yine oradaki kas diplerini kopartacağı için ciddi sıkıntılara neden olabilir. Yavaş bir şekilde kemiğe çok fazla basınç uygulamadan aspirasyonumu yapalım negatif oluncaya kadar. Bir de aspirasyon yaptığım iğnemin içi, enjektörümün içi kıpkırmızı oldu. Bununla mecburen tekniğinizi yenileyeceksiniz. Anestezi enjektörünü çıkartıp tekniğinizi baştan alacaksınız. Onun iki sıkıntısı var. Gerçekten ciddi bir aspirasyon. Bir damarın içindesinizdir. Çok fazla hareket ettirmek, o bölgede dolaşmak doku içinde kanamanın daha fazla artmasına neden olabilir. Bu bir. İki, enjektörüm zaten içi kıpkırmızı olduğu için pozisyon değiştirip tekrar aspirasyon yaptığımda onun pozitif olup olmadığını anlamam. Zaten içi kanla dolu. Öyle bir durumda tekniği yenilemek gerekiyor. Enjektörümüzü çıkartmak. Hocam tekrardan teşekkür ediyorum. Merve Yaman, çocuk hastalarda mandibular anestezinin başarılı olması için nelere dikkat edilmeli diye sormuş. Önce çocuğu koltuğa oturtabiliyor olmanız gerekiyor. Hadi koltuğa oturttunuz, ağzının çok açtırılmasını sağlayabilir. Bunları başarabiliyorsanız mandibular anesteziyi sağlarsınız. İşin şakası bir yana. Çocuk hastalarının anatomik özelliklerini yine gözden geçirmek ve hayal edebiliyor olmanız gerekiyor. Çocukluk döneminde foramen mandibularının yeri biraz daha farklıdır. Normale göre aşağı yukarı 1 cm'ye yakın daha aşağıdadır. Alt oklüzyon düzlemi seviyesindedir. Buna dikkat ederek anestezi tekniğinizi değiştirmeniz gerekiyor. Yani iğnenin giriş yerini biraz daha inferior, aşağıya alt oklüzyon düzlemine indirmeniz gerekmekte. Boyutlara dikkat etmeniz gerekiyor. Biz yetişkinde ne diyoruz? Mandibular anestezide 20-25 milimetrelik bir giriş derinliği istiyoruz. Çocukta bu böyle olmayacaktır. Çok iri yapılı değilse çocuk, normal boyutlarda bir çocuksa veya minyon bir çocuksa bu mesafeyi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aşağı yukarı 10 ila 15 milimetre kadar genelde yeterli olabiliyor giriş derinliği olarak. Hızlı olmasından dolayı direkt tekniği öneririm. Çünkü tek seferde girip anestezinizi yapıp çıkabilirsiniz. En direkt yöntemle o hamleleri yapmak çocukta birazcık daha zor olabilir. Bunun dışında ama dediğim gibi en önemli faktör o çocuğu o koltukta stabil bir şekilde tutabilirseniz zaten işin yarısını halletmiş olursunuz. Tekrardan teşekkür ediyorum hocam. Şöyle bir soru var. Bunu da sona sakladım açıkçası. Akademik olarak ilerlemeyi ne zaman ve neden tercih etmiş hocamız? Bu konuda anestezi ya da cerrahi soruyor sanırım. Zor soru. Akademik olarak ilerlemeyi, yani cerrah olmayı öğrenciyken tabii ki kafamda koydum. Dördüncü, yani cerrahi kliniğe başladığım zaman tabii ki hepimiz birçoğumuz gibi cerrahi kliniğe başladığım zaman karar verdim. Ondan sonra zaten sevdiğim işi, sevdiğim mesleği ve sevdiğim mesleğin de sevdiğim bir uzmanlığını yaptığım için hep hayalimde zaten akademisyen olmak vardı. Hiçbir zaman yeter artık bu kadar, ben artık biraz serbest piyasada çalışayım demedim. Gidebildiğim kadar da gitmeyi hedefliyorum zaten. Ne kadar oldu? İşte 95 girişliyim ben. 25 senedir de bu mesleği yapıyorum. Bunun 20 senesi cerrah olarak geçirdim. 5 senesini de öğrenci olarak geçirdim. İnşallah hocam biz de bu tecrübelerinizden faydalanacağız bu durumu geçtikten sonra. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Gerek kongre için, inşallah yapacağız seneye tekrar. Her zaman. İşte yaparız. Yani evet. Sağlığımız yerinde olsun. Hepsini aşarız. Yönetiminiz
çok iyi biliyorum ki ben de yakından çalışıyorum kendileri de. Her zaman sizi destekliyor bu konuda. Sayın Oda Başkanı olsun, yönetim kurulu olsun, eğitim komisyonu olsun. Her zaman arkanızda, ilk fırsatta yapacağınıza eminim organizasyonunuz. Sağ olun hocam. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kapatmadan hocam bir duyuru yapmak istiyorum. 30 Nisan 2020 Perşembe saat 21. Profesör Doktor Hakan Özdüvacı'nın moderatörlüğünde Profesör Doktor Murat Türk'ün ve Profesör Doktor Esra Can hocalarımız diş beyazlatma uygulamalarında güncel bir bakış konulu bir webinar yapacaklar. Katılım linkini İdoyay'ın Instagram hesabında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de 1 Mayıs Cuma günü saat yine 21.00'da İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Tarık İşmen hocamız da Doçent Doktor Nursen Topçuoğlu İstanbul Üniversitesi'nden Nursen hocamız pandeminin diş hekimliği uygulamalarına yansıması adlı yine bir sunum gerçekleştirecekler. Bunun da linkini ve duyurusunu İdoyay'ın hesabından bulabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir geri dönüş konu önerileriniz vesaire olursa da İDO Öğrenci hesabından bizlere ulaştırabilirsiniz. Tekrardan size çok teşekkür ediyorum katılımcılarımıza katıldığınız için. Hocam size de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum herkese. Nazik davetimizden ötürü gelen dinleyen bizleri herkese de vakit ayırdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla. Sağ olun hocam. Sağlıcakla.